Sen de hemen şu Akif Tatlıcı'yı arıyorsun, tamam mı? Bir bakıyorsun, konuşuyorsun, adam fason mu değil mi anlıyoruz, okey? Ama ben... Ama yok. Zaten zamanımız da kalmadı, birazdan gelecek modanın kızılcağı su. İki konuşursun, baktın adam ölü yatırım, hop, run forest run. Baktın testi geçti, hop, ikinci buluşma. Ne oldu? Al sana hayatının aşkı. Ya Şebnem haklı Armila. Bir bak bakalım gerçek Akif'e. Yani ön yargılı olma, ne olacağı belli olmaz. Tamam, bir denerim en azından, değil mi? Kahveler geldi. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Efendim buyurun. Buyurun Şebnem Hanımcığım. Sağ ol. Rica ederim, afiyet olsun. Asıl mevzuya girmediniz değil mi? Girer miyiz hiç mevzuya? Olur mu öyle şey? Nedir esas mevzumuz? Asıl... Ay sanki bütün dünya bana karşı kızlar ya. Hemen gel. Of! Hoş geldiniz. Biz kızlarla kahve içiyorduk da. Siz de ister miydiniz Selin Hanım? Lüzum yok. Şebnem, hadi. Sultanım. Yürü, eve gidiyoruz. Aa, hangi daha da kurt öldü acaba? Geceleri nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Daha fazla bela istemiyorum ve seni hemen eve götürüyorum. Gözümün önünde ol. Bir tek ben değilim geceleri nerede olduğu belli olmayan sultanım. Sen neredeydin dün gece? Ayrıca ben son sözümü söyledim. Kainat ve Armila gelmeden ben hiçbir yere gelmiyorum. Gelebilirler. Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk. Kainat Armila, bavulları toplayın, hemen gidiyoruz. Kızlar, siz gidin, ben gelmiyorum. Neden Kainat? Kovulduğum bir eve tekrar dönüp sıkıntı vermek istemem. Yine de çok sağ ol Sena Hanım. Çöplüğe dönüşmeyecek. Eve her geldiğimde enkaz devralmayacağım. Ortalıkta elbiselerden oluşmuş tepecikler ya da ortalığa atılmış makyaj malzemeleri istemiyorum. Anlaşıldı? Teyze zaten Gülfiden haftada bir kere temizliğe gelmiyor mu? Onun için yarım saatlik iş. Gülfiden değil, Sümbül. İstemiyorum. Anlaşıldı? Ya ha Gül, ha Sümbül. Anlaşıldı. Herkes en geç saat 10'da karşımda olacak. Gecikecek olanlar önceden arayıp mazeretlerini bildirecekler. Yoksa eve giremezler. Ha, bu arada mazereti ben inandırıcı bulmazsa yine eve giremezler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sokakta, apartmanda, bittiğiniz herhangi bir mekanda beni zor duruma düşürecek herhangi bir şeye imza atarsanız yine bu evi son görüşünüz olur. Teyzeciğim, sen bordo belli falan mı yetiştiriyorsun? Hayır, oldu olacak, bizi çocukların erişemeyeceği bir yerde sakla bari, ha? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben de zaten en yakın zamanda bir ev bulup ayrılacağım buradan. Her şey için teşekkürler Seniha Hanım. Rica ederim Şebnem. Alo. Akif Bey. Merhaba, ben Armila. Evet benim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yani iyi sayılırım. Ben size şey diyecektim. Acaba bugün müsaitseniz bir ara buluşsak? Yani belki bir kahve falan içeriz. Benim size sormak istediğim bazı şeyler var da. Tamam. Öyle mi? Tamam peki. Neresi? Anladım. Bulurum. Bulurum. Tamam, oldu. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Mantıksız bir istekte bulunduğum falan yok Şebnem. Yardım gecesindeki hallerini unutmadım. Ha, Meral Hanım'ın kızı oradaymış. Beni aradı. Ne diyeceğim bilemedim. Bir onun boş boğaz kızı eksikti çünkü. Ayrıca o kendi estetik harikası botoks suratına baksın. Hayır, kadın ben şaşırıyorum demese anlamayacağım çünkü sürekli şaşırık.
Taşıdığın isme, ailenin kalitesine göre davranmak. Yakışıklı bir çocuk gördüğünde kendini kaybetmemek. Senden istediğimiz bunlar. Çok mu şey istiyoruz canım? Ne? Ben mi kendimi kaybetmişim? Ya Senia Sultan, şu anda gerçekten fantastik edebiyata göz kırpıyorsun. Kendi gözüme mi inanayım yoksa senin söylediklerine mi? Neydi o dans ettiğin çocuğun adı? Selim. Selim. Neydi o hallerin, sinirden delirmeler, telefonun üzerine tepinmeler falan? Tamam, çocuktan hoşlandın. Sana yüz vermedi, delirdin ama belli etmek zorunda mıydın? Ne? Ben mi delirdim? Ben delirdim. Ya gerçekten yuh diyorum Senia Sultan. Kızma Şebnem ama teyzem bu konuda çok haklı. Şer ittifakı ha? Aymila, şu anda gerçekten en çok satanlar listesinde bir numarasın. Kızım niye satıyorsun hemen beni? Senia Sultan, hakkında yanlış bir intibaya kapılmış olabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim ki, iki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem bana da anlı şanlı Şebnem Gürsoy demesinler. İki gün içinde? Evet. Uğrayacağınız hezimete, bana sunacağınız alkış tufanına hazırlıklı olun. Yalnız birazcık çalışın çünkü sizden gerçekten orijinal özürler bekliyor olacağım. Çünkü ben sadece Selim'i tavlamayacağım. Evet, onu kapımda köle, önümde köpek edeceğim. Onu parmağımda oynatıp tekmeyi basacağım. Onu bir buruşturulmuş kağıt mendil gibi fırlatıp atacağım. Yalnız bunları yaptıktan sonra o kurallar fena esner Senia Sultan, haberin olsun. Okey? Okey. Merak içinde bekliyoruz Şebnem Gürsoy. Merak içinde. Şimdi teknenin marina içindeki hareketinden bahsedeceğiz. Tekneyi marinanın içinde en fazla 3 mil hızla kullanabiliriz. Selim, konuşabilir miyiz? Dersimiz var. Ama mutlaka konuşmamız lazım. Mutlaka? Lütfen. Lütfen. Yani senin caps lock kapanmış. Artık küçük harflerle konuşmaya başlamışsın. Hayırdır Şebnem? Hayır. Ya hayır. Gerçekten konuşmamız lazım. Şebnem, konuşmak karşılıklı yapılan bir şey. Yani sen monologdan diyaloğa geçtiğin zaman konuşuruz, tamam mı? Ama lütfen Selim ya. Hatta lütfenler güruhu, lütfenler sağına, öbek öbek lütfen. Lütfen. İyi madem. Bak, şurada banktan bozma bir yer var, gördün mü? İstersen orada beklesin. Yani madem senin için bu kadar önemli, beklersin diye düşündüm. Tabii ki. Ben de öyle düşünmüştüm. Almila Hanım. Merhaba, ben Akif Tatlıcı. Merhaba. Köpekleri parkta akşam ve sabah olmak üzere birer saat gezdireceksiniz. Mamalarını ve suyunu vereceksiniz. Moda'da ikamet etmeniz bir avantaj. Köpek fobiniz de yok. Ne diyorsunuz? Yalnız şimdiden söyleyeyim, bazen dünyanın en zor iş haline dönüşebiliyor. Günde 8-9 köpek birden gezdirmeniz gerekebilir. Üstesinden gelebilirim. Yalnız işine mali kişilerle mi çalışıyorsunuz? Ben oluşumu öyle herkese emanet edemem, baştan söyleyeyim. Ha, bu arada bir önceki firmayla davam hala devam ediyor. Anlıyorum. Merak etmeyin hanımefendi. Bugüne dek şirketimize en ufak bir şikayet dahi gelmedi. Yalnız size takdir edersiniz ki yeni yeni elemanlar kazanmamız gerekiyor. Kainat Hanım, bir haftalık bir deneme süremiz olacak. Elbette ücrete tabi. Yarın işe başlayabilirsiniz. Biz size gün içerisinde saatleri bildireceğiz. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun, kolay gelsin.
abi. Nalerciğim kafeye geliyorsun, iş başı yapıyorsun. Küçük hanım seni bekliyor. Tamamdır, geliyorum. Ay maşallah ya Müftah, buna bakmak için üstüne para verilir. Nasıl bir şey bu? Yalnız şey, Rüya kızımız biraz asosyal. Merhaba, demek isminiz Rüya. Memnun oldum, benimki de Kainat. Konuşmayı pek fazla sevmiyoruz sanırım. Sevmiyorum değil, tarzım değil. Ay ben seni yerim, yerim ben seni. Sen niye öyle konuşuyorsun abla? Konuşmayı beceremiyor musun? Sen evli misin? Hayır. Neden? Şeyden. Annem ne zaman gelecek? Rüyacığım, bir tanem. Şimdi... Efendim Can. Alo. Kainat. İyiyim, sağ ol. Ya ben iyiyim de Akif pek iyi değil. Anlamadım. Akif mi? Ya da Özgür. Ehliyetinde öyle yazıyormuş. Motosiklet kazası geçirmiş dün gece. Tamam, ben geliyorum hemen. Hangi hastanesiniz? Tamam, görüşürüz. Yarım saat sonra bir işim var, yoksa inan problem olmazdı. Almile'yi de arayamam ki. Şebnem. Şebnem? Abi ben gideyim, ben Şebnem'e söylerim. O müsait değilse ben geri dönüyorum, merak etme. Hadi görüşürüz. Evet. İçecek ne arzu ederdiniz acaba? Bu saatte almayayım, teşekkürler. İzafet abla. Hayırdır modanın kanayan yarası? Şey... Ney canım? Kaçak gelinler dün sende kalmış abla, haber sende. Haberin kalbi İzafet'i evinde atar. Anladın mı Memo'cum? Peki ne oldu abla? Memo'cum. Hay vallahi hiç anlatasım yok canım. Artık haber sahnağından sana bir az sonra bile yok. Artık Twitter'dan takipçilerimle birlikte öğrenirsin canım. Sen takip etmiyorsan et İzafet, tamam? Hoşça kal canım. Şebnem, senin derdin ne? Derdim falan yok. Ben sadece özür dilemek istiyorum. Sen, baştan söyleyeyim, Arda'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca teknemde herhangi bir şeyini de unutmadın. Ayrıca parçalanan telefonumun arkasını aramayacağım. Şimdi dersime gidiyorum, tamam mı? Tamam değil. Yani bak, ben gerçekten üzgünüm. Dışım Bahar Bahçe, içim Türkü Barselim. Otursana biraz, konuşalım. Gitti. Ve geriye sadece bana bıraktığı angaryalar kaldı. Face'den sil. Twitter'dan unfollow'la. Skype'dan engelle. Ya niye? Niye gidersin anlamıyorum. Açıkçası ben erkekleri anlamıyorum. Erkekleri anlamak mı istiyorsun? Evet. O zaman sus ve biraz dinlemeyi dene şimdi. Ya sen niye hep beni tersiyorsun ya? Neden mi? Mesela şu artı sonsuz özgüveni. Ya sen tevazuya tepki olarak mı doğdun? Tevazu. Ya ben onu kullanmıyorum. Ne demişler? Tevazu gösterme, gerçek sanırlar. Sen yine de arada bir kullan. Belki memnun kalırlar. Tamam seç. Anlamadım.
Seç bir şey. Yani en iddialı olduğun şeyi seç mesela. Ama öyle bir şey seç ki bu konudan ben zerre kadar anlamayayım. Ama yarışalım. Ve emin ol bu söylediğin şeyde yine de en iddialı ben olacağım. Sen ciddisin. Fena halde. Peki. Ama bak baştan söylüyorum. Kazanan ben olursam yarın koşulsuz şartsız bana hizmet edeceksin. Sen kazanırsan ben de sana. Ve benim o sonsuz özgüvenim tarih olacak. Okey? Tamam. Anlaştık. Akşama görüşürüz. Yerini ve saatini ben sana bildiririm. Söyle kuzum. Ne? Çocuk mu? Kızım ben ne anlarım çocuk bakmaktan? Ne? Hastane mi? Akif Tatlıcı mı? Allah Allah siz iyice vicdan terk oldunuz ya. Ya daha onun Dexter'ı ben olacaktım. Neyse tamam sorumluluk bende. Birazdan kafedeyim. Öptüm. Bay bay.